Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golvar.com ve Kayseri Üzülü e Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Fenerbahçe'nin 3 yerli planında kritik isim İsmail Yüksek. Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, 3 yerli kuralı doğrultusunda İsmail Yüksek'e orta sahada görev vermeyi planlıyor. Şimdi videoları çekerken ben hep aynı tepki geliyor. Yani bize ne İsmail'den, bize ne Ahmet'ten, bize ne Mehmet'ten o olmasın, şu olmasın, bu olmasın. Arkadaşlar mecbur mecbur yapacağın şeylerde bu olmasın. Tamam şöyle yapalım. Kalecisiz oynayalım. Ne dersiniz? Hiç kaleci konuşmayalım. Kalecisiz 11 tane futbolcu dizelim. Mantıklı mı? Hocam çok salakça adam orta sahadan vurur vurur gol olur. İşte bu da aynı bunun gibi bir zorunluluk. Şimdi takım kurulurken yerli oyuncu problemi yaşanıyor. Bak İsmail Kartal'ın kafasında 8 artı 3 kuralında çeşitli varyasyonlar var. Ama ilk 11'e yazabileceği aslına bakarsanız iki oyuncu bulunuyor. Şimdi Edin Dzeko, Kent, Sebastian Şimanski, Dusan Tadic, Alexander Ciku ve Rodrigo Becao gibi yabancı transferleri yapıldı. Şimdi he e hedefte Livakovic var ki birçok sayfa geldi gitti. Hayırlı olsun olmasın olsun olmasın. Dert, dert sana uğramasın falan diye başladılar. Şimdi geçen sezon Altay Bayındır ve İrfan Can Eğribayat. İki tane Türk kalecisi vardı. Yani e, şimdi bu iki tane Türk kaleciyle birlikte ne yapıyordun abi? Bir tane e, Türk'ün kesin. Bir mevkii de kesin. Şimdi Livakovic'e alırsam o da karışıklık. Arda Güler'in boşluk ile doldu. Yine yabancıya döndü. Yani geçen seneki Banko isimlerinde sadece Ferdi Kadıoğlu var. O da herhalde sağ kanat, sağ bek. Nasıl olacak? İsmail Yüksek Planı. Aslında İsmail Yüksel'e şans doğdu bir nevi. 24 yaşındaki oyuncunun görev alması bekleniyor. Ha, Mert Müldür üstüne çok düşülen isim. Ki niye düşüldüğünü zaten hepiniz en az benim kadar iyi biliyorsunuz. Ee, yani sıkıntı yüksek. Hani BKO alındı ama Serdar Aziz mi olacak? Samet Akaydın mı olacak? Bu da ilerleyen zamanlarda biraz belli olacak. Hani Samet Akaydın'ı hiç izleyemedi İsmail Kartal o açıdan da biraz tereddütlüdür. Şimdi Mert Hakan Yandaş. Aslında Mert Hakan Yandaş'a dair birçok haber görmüşsünüzdür. Özellikle dün. Mert Hakan Yandaş İsmail Katar'la birlikte dönüyor falan diye. Şimdi Mert Hakan bir figür. Fenerbahçe'de e, hani sahanın içerisindeki bir figür. Hakeme itiraz edebilen, rakiple dalaşan, didişen. Hani saha dışı etmenlerle rakibi eksik bırakmaya çalışan bir figürdür. Mert Hakan Yandaş. Ne derseniz deyin. Yani ne derseniz deyin arkadaşlar. Ama böyle ee, şöyle bir durum var. Mert Hakan yandaşında biraz kendine çeki düzen vermesi, dikkat etmesi gerekiyor. Nasıl gerekiyor? Ya e, şimdi Mert Hakan yandaş için şunu belirteyim. Ben gelen teklifleri biliyorum. Geçen sezonki teklifi, bu sezonki teklifi biliyorum. Her iki teklife de satarım. Ne derseniz deyin satarım. Ama Kampta gösterdiği performansla İsmail Yüksek'in gözüne girmeyi başardı diyor. Cesus döneminde kulübeye mahkum oldu. Yeni sezon dedin Ceko ile birlikte takımın kaptanlarından biri olacak. Gitgide beğeni kazanıyor demiş. Rusya'da oynanan 3 hazırlık maçında takımın en hazır istekli oyuncusu olarak dikkat çekiyor diyor. Samandıra'da gençler oynanan hazırlık maçında da 2 gol atan Edin Ceko ve Alexander Ciku ile birlikte sahanın en iyisi olarak beğeni toplamış. Hedefi milli takımmış. Ben şunu söyleyeyim. Şimdi Ferdi Kadıoğlu Mert Müldür'ü becerebilirsek Ferdi, şey, Mert Müldür'ü becerebilecek. Ferdi Mert Müldür. İki tane sağ kanatta Türk'ün var. Yani o olmazsa o, o olmazsa o. Bu olursa o, şu olursa bu. İki tane Türk'ün var. Okey. İsmail Yüksek ile ilgili de şöyle bir durum var. İsmail Yüksek eğer oynayacak olsa. Mert Hakan, İsmail Yüksek ikisini de 6-8'de deneyebilir mi takım diye düşünüyorum. O da ayrı bir ironi oluyor. Yani uzun lafın kısası arkadaşlar Fenerbahçe'de bir olay var ama bu olayı nasıl çözeceğiz? Hep birlikte izleyeceğiz. Hep birlikte bekleyip göreceğiz. Ama şu bir gerçek Mert Hakan bir yere gitmiyor arkadaşlar. Yani umarım demek istediğimi anlamışsınızdır. Ama bunu kötü niyetli mi söylüyorum? Kötü niyetli söylemiyorum. Daha kötü niyetli söylüyorum. O bonservis teklifine bence gitmeliydi. Fenerbahçe işi sağlam aldı. Hücum, golcü, savunma sağlam. Şimdi arkadaşlar bu haber aslında biraz yorum haberi. Transfer haberi değil, yorum haberi. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe yaşadığı birçok sıkıntı vardı. Savunmada ve hücumda sıkıntısı vardı Fenerbahçe'nin. Hocam iyi de gol kralını biz çıkarttık. Gol kral dediğin gittiydi, çamaşır makinesine döndü. Şimdi Tadic ve Ceko geldi. Enner Valencia Alex, Alex de Souza'nın rekorunu egal edip 29 golle Fenerbahçe'den en çok gol atan yabancı oyuncu oldu. Oldu olmasına ama Fatih şu an yaşadığı sakatlıkta rağmen 12 golle tamamladı ama taraftar beğenmiyordu. İlk en kritik maçlarda her iki oyuncu da sahnede yoktu. Yani büyük maçların adamı değildi. Saklanıyorlardı. Ve Fenerbahçe yönetimi dedi ki önce biz bir hücumu çözelim. Yani Edin Dzeko ve gol eş anlamlı sözcük gibi bir şey. Ardından Avrupa'nın 10 büyük liginde son 5 sezonun tamamında çift gol ve asist sayılarına ulaşan tek isim olan Dusan Tadiş transfer edildi. Çok çok zekice hamleler. Umut Nair takviyesi yapıldı. Birçok kişi ümitsiz, birçok kişi ee, dediğim size hani çok önemsemiyor ama geçen sezon ligde düşen Ümrani'nin 18 gole katkısı olan Umut Nair'i Bakın az buz bir isim değil. Zaha için şartlar zorlanıyor. Wilfred Zaha için. Bu arada ee, Amerika'da mı? Crystal Palace'ın Amerika'da katılacağı turnuva kadrosu açıklanmış. Wilfred Zaha kadroda yokmuş. Ama bu çok mühim değil. Yani futbolcunun biraz para koparma peşinde olduğu, biraz paracı olduğunu Söğüş için hareket ettiğini düşünmeye başladım. Gelmemesi daha mı hayırlı ne? Hayırlı. Hakkımız hayırlısı olsun. Şimdi gücümü çözdü Fenerbahçe. Ancak geçen sezon savunmada sıkıntı yaşadı. Alt sıralardaki Giresunspor, İstanbulspor, Ümraniyespor. Ya inanılmaz goller yenildi. Ve inanılmaz puan kayıpları. Galatasaray'ın 2 derbisinde 3-0 mağlup olmak, taşın, 10 kişi kaldığı maçta Kadıköy'de 10 kişi kalmasına rağmen 4 gol atması, ya savunmanın ne kadar e, boş beleş bir savunma olduğunu gösterdi bence. Ama Fenerbahçe ne yaptı? Savunmaya yoğunlaştı. Önce Alexander Ciku geldi. Sonrasında Rodrigo Becao geldi. Yani iki tane bomba. Tam iddiası Strasbourg'da oynuyordu ama birçok savunma istatistiklerinde ligin üst sıralarında yer alan bir futbolcudan bahsediyorsun. Ve şimdi Fenerbahçe'nin rotasyonu çok çok geniş oldu. Becao'nun zaten yaptıkları ettikleri malum. Samet Akaydın, Luan Perez'in durumu kesin değil. Atilla Salah'yı artık gitti olarak konuşuyoruz arkadaşlar. Samet Akaydın. Emir Ortakaya gibi opsiyonu var ama Emir sanırım kiralanacak. böyle de bir durum var. Yani Fenerbahçe açıkçası bir yerleri sağlama aldı. Ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'nin en sağlam olması gereken yer savunma ve kale hattı. Savunma nispeten şu an nispeten bak Osterwold'e o hazırlık maçlarındaki Osterwold'e o performansı sürdürürse sol bekimiz okey. Ferdi zaten okey. Aziz Allah hani Ciku ile Bekao'da tutarsa 4 tanesi tamam. Bence 4'ü tutarsa kaleciyi de götürür. Şimdi ben şunu anlatamıyorum size. Bizim ön liberomuz Arao. Arao'dan ön libero olmaz. Crespo inişli çıkışlı performans. Olmaz. Bak size bir şey söyleyeyim mi? Ezanlar okunuyor. Bana tepki göstereceksiniz. Biliyorum ama. Ön liberoya Endidi'yi alalım. Kale'de Altay şey devam etsin. İrfan devam etsin. Bak Endidi, Bekao, Ciku. Arkadaşlar emin olun geçen sezon toplamda 120 pozisyon verdiysek aynı sayıda maça çıkalım. Vereceğimiz pozisyon sayısı maksimum 70'e çıkar. Maksimum bak geçen sene 120 pozisyon verirsek maksimum 70'e çıkar. Hatta abartıyorum 60'a düşer. 60 ve daha da alt pozisyon veririz. Bakın 60 ve daha az pozisyon veririz. otomatik Otomatikman Altay'ın ve İrfan'ın yediği gol sayısı da yarı yarıya düşmüş olur. Bu sefer de dersiniz ki ulan iyi ki çağıracağım almışız. 8-9'u ona vereceğine üstüne 2-3-4 ekle. Endidi'yi getir önlü oraya koy. Endidi, Beka, Ciku. Bu üçlüden zaten geriye bir şey düşmez. Ferdi, Mert, Müldür yaparsın. 2 tane Türk. Hadi Altay, İrfan 2 tane Türk. Emre, Mor'u oynatıyorsun? Sol bekte Ferdi, sağ bekte Mert, Müldür mü oynatıyorsun? 8'de İsmail'i mi oynatıyorsun? O senin bileceğin iş. Ama... Ben Fenerbahçe'nin bunu yapması gerektiğini düşünüyorum. Bu da benim şahsi fikrim. Şimdi gelir rekoruna doğru da giden bir Fenerbahçe. Şimdiden 45,5 milyon eurodan bahsediliyor. Bu 6,5'a gitti. Berisha e 4,5'a gitti. Arda Güler 20 artı 10'a gitti. 3 oyuncudan 30 milyon 500 mily Yani 30-31 milyon euro para kazanıldı. Şimdi Atilla Selayi ki Atilla Selay'den büyük kazanç konuşuluyor. Yani 10-15 milyon eurolar konuşulduğu için büyük kazanç bekliyor Fenerbahçe. Ve Fenerbahçe'nin şöyle bir durum var arkadaşlar. Ee, şu anda Joshua King, Cao Pedro, Crespo, Arao gibi isimler de her an satılabilir. E, haliyle Fenerbahçe'nin gelir kalemi çok yüksek. E, gider kalemi. Bir de şunu söyleyeceğim. Bizim beğenmezim Atilla 15'e gidecek olursa. Varın gerisini siz düşünün. Şimdi. Ben e, Crystal Palace'ı ama bir de Fenerbahçe'den bahsedeyim. Fenerbahçe'nin de konferans ligi kadrosu açıklandı. Şimdi e, UEFA konferans liginde karşılaşacağım. FC Zimbro Chisinau maçı öncesinde kadro açıklandı. E, ve kadroda bazı isimler yok. Ya ja Pedro yok. Samet Akaydın sakat yok. Ya ja Pedro'nun hiçbir şeyi yok arkadaşlar bilginiz olsun. Transfer görüşmesi dışında hiçbir şey yok. Kurban olduğum Allah'ım ezanlar hürmetine kabul etsin. 7.5 ve üzeri bir teklif var arkadaşlar. Bendeki duyumlara göre. Cevap ja Pedro'ya. Evet evet yanlış duymadınız. Cevap ja Pedro'ya bendeki duyumlara göre 7.5 ve üzeri bir teklif var. İnşallah hakkında hayırlısı olur. Arao kadroda yok. Arao'ya da görüşme sürüyor. 4 milyon euronun üstüne biz 6 istiyoruz. 2-4 falan biterse 10 numara 5 yıldız oturuyor. 3'ü e almıştık bilginiz olsun. 3'ü 3 buçuğa mı e almıştık? 3'ü e almıştık sanırım. Baçuğayı 3.5 buçuk bu üçtü diye hatırlıyorum. Yani 6'ya satılırsa dehşetül vahşet. E Josh King sakatmış. Ben öyle duydum ya. Yani sakat olduğu için hiç şey yapmamış gitmemiş. E, ben öyle duydum. Bekkao yeni transfer. Daha kadroyu tanımadı. E, Lincoln zaten sakat. Umut Nair doğru idman yapamadı. Bartu Elmaz zaten yeni geldiği için kadroda yer almayan isimler. Bakın arkadaşlar, şimdi Fenerbahçe'nin çıkaracağı kadro. Kalede Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akgüz. Ben söyleyeyim Altay Bayındır kalede başlar. Çünkü Gençler Birliği maçında taktik ağırlıkta oldu bir nevi. Ve orada Altay Bayındır kaledeydi. Defans, Serdar Aziz, Luan Perez, Gustavo Enrique. Hocam Gustavo Enrique ne alaka? Arkadaşlar satış stratejisi diyeyim. Siz anlayın. Alexander Cicu Ferdi Kadıoğlu, Osayi Samuel, Ceydin Osterbolde. Ben size söyleyeyim arkadaşlar. Sağ bekte Ferdi Kadıoğlu. Sol bekte e, Jeydin e yer alır. Yani iki futbolcu sağlı solda yer alır. Stoper ikilisi Stoper ikilisi işte burası çok enteresan. Alexander Ciku ile birlikte Luan Perez yer alacak gibi duruyor arkadaşlar. Yani Alexander Ciku Luan Perez gibi e, ya da Serdar Aziz olabilir. Demedi demeyin. Şimdiden bak kadroyu söylüyorum ha. Yanlış anlamayın. Şimdiden kadroyu söylüyorum. Eee Boşuna da söylemiyorum. Orta saha Crespo, İsmail Yüksek, Mert Hakan yanında Sebastian Şimanski, Burak Kapacak, Diego Rossi, İrfancan Can Kahveci. Burak Kapacak, Diego Rossi. E bunlar gitmesi muhtemel isimler. Muhtemelen orta ikili. Crespo 1. Sebastian Şimanski 2. E ve büyük ihtimalle diyorum. Yanlış anlaşılmasın. Büyük ihtimalle de Mert Hakan Yandaş 3. 4-3-3 oynayacağız. Crespo, Şimanski, Mert Hakan, Yandaş. Hücumun sağında, orta sahanın sağında Dusan Tadic. Orta sahanın solunda, yani hücumun solunda Rian Kent. Aralarında da Edin Ceko olacak gibi duruyor. Ha Bunlardan hariç İsmail Yüksek, Burak Kapacak, Rossi, İrfancan Can Kahveci. Dikkat edin bak. Orta sahada Crespo, Şimanski, Mert Hakan, Yandaş, İsmail Yüksek. Ee, biraz da İrfancan Kahveci. Yani 8, 6, 8, 10 oynayabilecek isimler bunlar. Belki Mert Hakan'ın yine İrfan Can da oynayabilir 10 numarada. Hatta İrfan Can'ın oynaması daha muhtemel. Mert Hakan da yedek olur. Biraz haberden etkilendim herhalde. Hücumda da Tadiç sağda. Kent solda. Forvet'te Ceko olur gibi. Emre Mor yedek olur diye düşünüyorum. Bacuay yedek. Serdar Dursun yedek gibi. Şimdi bu maçta arkadaşlar bu kadro verildi verilmesine. Ama burada bir anlaşamadığımız bir nokta var. Bu kadro, bu liste sadece bu tur için geçerli bir. Sakatlığı bulunan, hazır olmayan isimler kadroya dahil edilmedi. 2. Maça 24 saat kala 2 değişiklik hakkınız var. 2 değişiklik. Mesela Pedro King, Samet Akaydın, Bekao, Arao, Umut Nayır, Nazım, Emre Demir, Bartu Elmaz. Mesela maça 2 o 24 saat kala dedin ki ben Bekao'yu alıyorum listeye. Umut Nayır'ı alıyorum, Serdar Dursun'u gönderiyorum. Bunu da yapabilirsin. Ve geldik bombaya. Geldik bombaya. Fenerbahçe bon servisi elinde olan Adama Traore ile ilgileniyor. Şimdi kimdir Adama Traore? 10 milyon euro piyasa değeri var. 1.78 boyunda sağ kanat. 25 Ocak 96 doğumlu 27 yaşında İspanyol kanat oyuncusu. İspanya milli takımının 8 kez formasını giymiş. Gol ya da asisti yok. Şimdi hücumun sağında <laughs> solunda Forvette de oynayabilen bir isimden bahsediyoruz. Ancak arkadaşlar, bu arkadaşın en önemli özelliği hayvan gibi şey yapması. Yani bu arkadaşın en büyük özelliği vücut yani çok çok iyi vücudunun olması. Ama benim günlerdir hatta haftalardır belki ay olmuştur bir sözüm var. Bu arkadaş gelirse adım soyadım kadar eminim. Bak adım soyadım kadar eminim. E, Rossi çarpı 4 etkisi yapar. Rossi çarpı 4 diyorum. Lens çarpı 2 belki Rossi çarpı 4 belki Rossi çarpı 7 etkisi yapabilir. Vücutlu, fizikli, kapanan savunmaları kütür kütür delip geçebilecek hızıyla, süratiyle, fiziğiyle delip geçebilecek bir oyuncu. Alınması için çok uğraştım. <laughs> çok söyledim. Ancak arkadaş ben meşhurum. Benim işte CV'imde Wolverhampton var. Barcelona var. <laughs> hani benim CV'im kalın. Barcelona'nın altyapısından çıkıyor bilginiz olsun. Aston Villa'ya gidiyor. Oradan hani Barcelona B takımdan Aston Villa'ya 10 milyon euroya gidiyor. 2015'te. Aston Villa'da bir sezon çok beğenilmiyor. Middlesbrough'a 8 milyon 250 bin euroya gidiyor. Middlesbrough 2 sezon oynatıp 2018 Ağustos'ta Wolverhampton'a 20 milyon euroya gönderiyorum. Wolverhampton üç e, 3,5 sene oynattıktan sonra Ocak ayında Barcelona'ya kira kiralıyor. Barcelona'da tutunamıyor oyuncu. Öyle söyleyeyim size. Ve geri geliyor. Sonrasında zaten sözleşmesi bitiyor. Premier Lig'de 194 maçta 10 gol 18 asist. Ben La Liga'ya bakarım. Yani hangi La Liga'ya? 12 maçta 2 asist yapmış. Bir de La Liga B diyor. Muhtemelen e, bu ligi tanımıyorum ya. Bu lig şey mi? La Liga B dediği İspanya'nın alt lig takımı. Yani şey şey pardon, gençlik yıllarındaki. Tamam. Gençlik yıllarındaki takım. Ben de dün Barcelona'dayken hani kadro dışı falan bırakıldı diye Barcelona B takımında o zamanlar efsane çocuk. 63 maçta 8 gol, 18 asist yapıyor ama yani Premier Lig'de 194 maç, 10 gol, 18 asist, 10.379 dakika. Yani 100 maçı herhalde 9000 şey 9000 dakika aşağı yukarı 100 10 maçta falan 10 gol 18 asist diyelim vallahi ben Fenerbahçe'yi ister miyim isterim ancak oyuncunun şöyle bir özelliği var Avrupa'dan çok teklif alıyorum benim piyasam var ben milletten görüşeceğim diye diye herkesi oyaladı yani herkes oyaladı Fenerbahçe'yi de başka takımları da oyaladı ve oyalayan bu futbolcu gelmez gibi duruyor arkadaşlar. Ben açıkçası görüşmelerimden, duyumlarımdan, hani irtibatlı olduğum kişilerden aldığım bilgilere göre zannetmiyorum geleceğini. Bence gelmez. Ha, bunu da kötü niyetle söylemiyorum, iyi niyetle söylüyorum. Keşke olsa. Valla şu Zaha'nın yaptığı şımarıklıklar, ukalalıklar, terbiyesizlikleri bir kanada bir tarafı topluyorum. Sağ kanatta Adama Traore, sol kanatta Tadic, merkezde Şimanski, hani 10 numara pozisyonda ya da 8-8.5 gibi ve forvet edince kolu Fenerbahçe'nin gerçekten çok çok iyi bir özelliği olur Hani ekambi de düşünülüyor Hocam hem ekambi hem Traore olur mu ya niye olmasın Yani Ekambi konusunda defalarca söyledim yine söylüyorum oyuncunun Bon servisini Eline alma imkanı var Bir kanat Traore bir kanat ekambi forvet ceko Gizli forvet kanat şey 10 numara gizli forvet 9.5 Tadiç oynatırsın. Tadiç'in yanında Şimanski oynatırsın. Oraya da Endidi gibi böyle kütür kütür bir ön libero çekersin. O toplar bunlar da gol atar, attırır ve ee, manyak bir hamle olur. Vallahi ben açıkçası Zaha'dan tiksindim. Ne derseniz deyin. Şu saatten sonra alınırsa da tiksindim. Alınmasa da tiksindim. Hem adama travure hem Ekambi bence manyak bir kanat olur. Bence Fenerbahçe kanatları F16 gibi bir şey olur. Takdirini kararını size bırakıyorum. Ancak söylediğimi asla ve asla unutmayın. 3 tane Türk oynatmak zorundasın. Ligde ki Avrupa'da arkadaşlar. <laughs> şimdi onu da söyleyeyim. Eğer Fenerbahçe bütün turları geçecek olsa 6 tane Avrupa maçına çıkacak. İstediği kadar oynatsın. Turları geçtikten sonra gruba kalacak. 6 tane de Konferans liginde grup var. Altısında da istediği kadar yabancı oynatabilir. Ancak ligde belli bir yere kadar yani 19. hafta bitene kadar 3 tane Türk oynatmak zorunda. Siz bakmayın milletin alay adına. Ocak ayında her şey değişebilir. Ocak ayında yabancı serbest kalabilir. Ben söyleyeyim size Ocak ayında hatta bu planlanıyor. 19 tane maçta 3 tane Türk'ü oynatmak zorundasın. Ha Hocam onu almaya gerek yok. Bunu almaya gerek yok. İçimizde çözeriz. Gerekirse bir maç Emre Mor oynar. Bir maç şu oynar. Bu oynar derseniz saygı duyarım. Ama 3 e, Türk kuralını asla ve asla unutmayın. Yabana da atmayın. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Ekambi'nin ihtimaline kaç verirsin hocam? Vallahi arkadaşlar benim kaynaklarımın e, anlattığını aktardığına bakarsam %90 ihtimal veririm. Yani Ekambi'ni imzalamak üzereyiz. Adama Traore'ye kaç verirsin? Kaç verirsin değil eğer Wilfred Zaha'ya sunduğumuzun %60'ını sunalım o teklifin %60'ını sunalım adama Traore'yi de imza attırırız. Bugün imza attırırız ki mantıklı hareket edelim. Adama Traore boşta al ekran bir bonservisini bon al kardeşim eline al onu da iki tane kanadın var okey ekran bir Traore bak Kent oynatabilirsin Tadiç oynatabilirsin. Çok çok zorda kalırsan hani. Bak Emre Mor'u da oynatabilirsin. 5 tane kanadın olsun. Ne olacak? Sadece ona, ona kaydırırsın bilmem bir şey yaparsın bak. Müthiş bir kadro kurmuş olursun. Bu kadroya ne ihtiyacı olur? Bir tane ön libero ihtiyacı olur. Kaleci alınabilirse tabii ki de mantıklı ama alınamazsa o da ayrı bir dert. Benim aktaracaklarım bu kadar. Ha hayırlı olsun diyelim mi hocam ikisine de? Bence biraz bekleyelim ama hayırlı olsun demek üzereyiz. Bence. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.